Sayın Sağlık Bakanımız bugün acil kullanım başvurusu yapıldı dedi. Bu bizi çok memnun etti. Biliyorsunuz faz 3 çalışmalar devam etmekteydi Türk Hava Kaşımızın. Hatta iki kol üzerinden devam etmekteydi. Birinci kolda hiç aşı olmamış gönüllüler faz 3 çalışması devam ederken ikinci kolda da iki doz Sinovac aşısı olan gönüllülerimize üçüncü doz olarak da Türk Hava Kaşısı çalışması devam etmekteydi. Bu bağlamda özellikle iki doz Sinovac üzerine üçüncü doz Türk Hava Kaşısı ile ilgili bizim tahminimiz öyle. Acil kullanım başvurusu yapıldı. Hatta biz bununla ilgili de bizden bilgiler istendi. Hem Aykut Özdağ'ın hocamızdan hem bizim önceki İKÜM çalışmalarımızdan. Bununla ilgili bilgileri biz zaten hızlı bir şekilde bir iki haftadır çok yoğun bir şekilde çalışarak Sağlık Bakanlığımıza ve TÜSEB'e iletmekteydik. Yani bu bizi çok memnun etti. Zaten biz sabırsızlıkla bekliyorduk. İnşallah bu acil kullanım onay başvurusu bir an önce sonuçlanır ve acil kullanıma geçer Türk Hava Kaşımız ve hem vatandaşlarımız için hem tüm insanlık için bu Türk Hava Kaşımızın kullanımı geçilmiş olur ve herkese hizmet etmiş olur diye ümit ediyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte acil kullanım onayı aldıktan sonra zaten aşımız özellikle rapel dozlarda Türk Hava Kaşımızın kullanılacağını ben tahmin ediyorum. Zaten özellikle üretimle ilgili de 3-4 aydır yoğun bir çalışmanın olduğunu Sağlık Bakanlığı tarafından biz biliyoruz. Biliyorsunuz biz TÜRKOVAK aşımızı Sağlık Bakanlığı TÜSEB'e bir protokol kapsamında devretmiştik ama hep istişare içerisindeydik ve özellikle üretim aşamasında da biz ekip olarak hocalarımız ve araştırmacılarımız hep yardımcı olmaktaydı. Ve inşallah ben şunu ümit ediyorum. Zaten acil kullanımı onayı aldıktan sonra üretim de hızlı bir şekilde devam edecektir ve bu süreç çok iyi bir şekilde yürüyecektir. Biz de zaten bu süreci bekliyorduk. Bir an önce acil kullanıma girmesini bekliyorduk Türk Hava Kaşımızın. Erciyes Üniversitesi olarak bundan çok gururluyuz. Zaten Erciyes Üniversitemizde geliştirilen bir aşı. Özellikle Erciyes Üniversitemiz ve TÜSEB, Sağlık Bakanlığı TÜSEB tarafından desteklenen bir aşı biliyorsunuz. Yani biz çok mutluyuz. İnşallah bir an önce acil kullanım onayı da olumlu olarak çıkar ve hem vatandaşlarımıza hem tüm insanlığa Türk Hava Kaşımı sunulmuş olur diye ümit ediyoruz. Daha önce kamuoyuna duyurmuştuk zaten biliyorsunuz. Biz alfa varyantıyla ilgili çok iyi sonuçlar elde etmiştik Türk Hava Kaşımızla ilgili. Delta varyantıyla ilgili de çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Hatta virüsü delta varyantını izole ettik ve her türlü çalışmalara başlattık ve transgenik farelerde ve faz 2 gönüllülerimizin serumlarında Türk Hava Kaşımızın delta varyantının etkisini araştırmaya başlamıştık ve bayağı bir aşamalardan da geçtik. Şu anda transgenik farelere Türk Hava Kaşımızın ikinci dozunu da yapılmış durumda. Bugün Aykut Hoca ile birlikteydik, hatta bu konuyu görüştük. İkinci dozlaması yapılmış oldu transgenik farelerde. Tabi bir süreç, yani bir ay içerisinde 15-20 gün veyahut da bir ay içerisinde işte sonuçlar çıkar diye ümit ediyoruz. Delta varyantına Türk Hava Kaşımızın etkisini ortaya koymuş olacak.